Sevgili seyirciler, üreticilerin yaşadığı en büyük sıkıntı enerji maliyetlerindeki yüksekliktir. Bu maliyeti aşağıya çekerken kaliteyi artırmak da en büyük hedefi oluşturur. Erol Şirketler Grubu bünyesine 2007'de dahil olan Erol Vitrifiye'nin imalat müdürü Muhsin Kocatürk, ısı geri kazanım sistemiyle birlikte kalitelerini artırırken enerjiden de tasarruf sağladıklarını ifade ediyor. Seramik üretimi insanoğlunun en eski kültürel tekniklerinden biridir. Erol Teknik bünyesindeki Erol Vitrifiye'nin üretim sorumlusu Muhsin Kocatürk, 1987 yılından bu yana seramik, 1995'ten beri ise vitrifiye alanında uzmanlaşıyor ve 6 yıldır kaliteli üretim için tecrübelerini Erol Teknik'te ekibiyle paylaşıyor. Erol Vitrifiye olarak amacımız günün teknolojisini yakalayan son segment ürünleri yapmak ve şu anda kadromuza kattığımız modelistlerle ve şu anda yaptığımız yani bütün üst segment ürünleri yapabilmekteyiz. Kocatürk, ana ürün gruplarında model sayısını artırma hedefinde olduklarını dile getiriyor. Alav, franga, el ataşı denilen grupların hemen hemen hepsini yapmaktayız. Bunlar da klozet, tek klozet, takım klozet, duvara sıfır klozet, asma klozet gruplarının hepsini yapmaktayız. Tabii bunların sadece modelleri değişik. 10 ürün gamı çeşitlerine gireceğiz. Üretimde gruplara göre farklı oranlar söz konusu diyen Muhsin Kocatürk, üretimin %60'ını klozet grubunun oluşturduğunu söylüyor. Firma her zevk ve her bütçeye uygun ürün seçenekleri sunuyor. Şu anda biz 16 kalem ürün üretmekteyiz. Yani zaten 3 grubumuz var bizim şöyle. Lavabo grubu dediğimiz, Alaturka hela taşları, Alafranga hela taşları dediğimiz 3 grup olarak var. Bunun yanında lavabo ayaklar ve pisuar ara bölmeler var. Bunlarda biz üretimimizin zaten %60'ını Alafranga hela taşı dediğimiz klozet grubu oluşturmaktadır. Bizim bunlar tek klozet, takım klozet, asma klozet ve duvara sıfır klozetler oluşturmaktadır. Yaklaşık %15 civarında Alaturka ela taşı dediğimiz yere konulan tuvalet taşları var. Diğerleri de işte lavabo ayak grubu dediğimiz gruplar teşkil etmektedir. Seramik sadece doğal olarak meydana gelen ham maddeden oluşuyor. Üretime dair detayları paylaşan Muhsin Kocatürk iş süreçlerini özetliyor. Döküm çamuru da tabiatta doğal olarak bulunan feldespat grubu, kaolin grubu, kil grubu dediğimiz malzemelerinin belli bir rasyonel analize göre yapılmış terkibi vardır. Buna göre reçeteler oluşturulur ve bunlar sert malzemeler değirmende öğütülerek dökümü hazır hale getirilir. Şekillendirme, şablon ve rötuşlamanın ardından 11 saat kurutulan seramik sağlık gereçleri kalite kontrolden geçiriliyor. Şekillendirmede de her formun ayrı ayrı iş kalıbı var. Bu kalıpların içine çamur verilir kolektörler vasıtasıyla. Burada yaklaşık olarak her ürün için değişik olur ama genelde 2 saate yakın bir kalıbın içinde bekler. Doğal malzemede sıcaklık yaklaşık 1280 santigrat derecede yüksek termal dayanıklılığa sahiptir. Bu da son derece dayanıklı ürünlerle sonuçlanır. Sırlama yapıldıktan sonra bu ürünün sırın içinde %50 kadar su vardır. Bu suyun bünyeden uzaklaşması için yaklaşık 1-2 saat dışarıda beklemesi gerekir. Sıcak ortamda 30-35 derecede burada beklenir. Bekledikten sonra fırın arabalarına yüklenir bu ürünler. Fırın arabalarına yüklendikten sonra fırına girer. Fırında da yaklaşık olarak soğuktan sonra 17 saat sonra mamul olarak fırından çıkmış olur. Bu ürünler çıktıktan 2 saat sonra arabalardan boşaltılır. Boşaltılan arabalardan kalite kontrol bölümüne geçilir. Her firmanın belirlediği kalite doneleri vardır. Bu kalite donelerine göre genellikle TSE'nin verdiği de standartlar en çok baz alınarak bu kalite uygulaması yapılır ve ürünler bantlanarak depo bölümüne sevk edilir. Orada da satışa hazır hale gelir.
Tüm bu işlemler sırasında enerji maliyetlerini düşürmek ve çevreye de olabildiğince az zarar vermek adına atılan adımlardan ilki kullanılan fırında değişikliğe gitmek oluyor. Yaklaşık olarak 10-15 seneden beri Türkiye'ye girmiş olan turbo yakım denilen bir sistem var. Tabi bunu yapan imalatçı firmalar var. Türkiye'de de bu imalat yapıyordu. Daha önceden 10 sene öncesine kadar Türkiye'de yapılmıyordu. Dışarıdan geliyordu. Çok büyük paralar harcanıyordu bu iş. Ama şu anda Türkiye'de bunun imalatı yapılıyor. Ve daha eskiden kullanılan şalama tipi fırınlar, yani alttan yakmalı fırınlarda hem kalite kaybı oluyordu hem de çok gaz yakıyordu bu fırınlar. Fırında homojenlik bakımından çok sıkıntı olduğu için, yani altla üstle arabalar arasında 30-40 derece sıcaklık farklı olduğu için, yani koyduğum 500 maldan 500 tanesi homojen çıkmıyordu. Homojenlik olmadığı için de fırın mallarda kalite farkı oluşuyor. Firma, ısının homojen dağılımıyla kalitenin yükseldiği ve frenin azaldığı turbo fırınlar sayesinde ciddi bir avantaj elde ediyor. Bu fırınlarda yaklaşık 10 dereceyi geçmiyor sıcaklık. Bu da bir seger derecesi dediğimiz bir sıcaklık envanteri var. Bu envanterin içinde gittiği için 500 malın 500'ünde aynı kalitede alabiliyoruz. Ve ikinci bir avantajı, fırının her tarafının ısı verildiği için ve kontrollü bir şekilde verildiği için yaklaşık diğer şalama fırınlara göre %40'a yakın bir gaz tasarrufu ediyoruz. Yani kalite kaybı ve ısı enerji kaybı olarak bir fırın size 2 sene sonra amortisini tamamlamış oluyor. Atık ısı geri kazanım sistemi, bacadan çıkan ısının geri kazanılarak üretim döngüsünde yeniden kullanılması ve tesisin toplam enerji tüketiminin azaltılmasına olanak verir. Firma, fırınlarını değiştirmekle elde edilen kazancın ötesinde atık ısının kullanımıyla da çevresel üretim anlayışını pekiştirmiş oluyor. Dökümhanede bizim 30-32 derece bir sıcaklığa ihtiyacımız var. Serpantin sistemi dediğimiz bir sistem var. Bu da ısından fırın yanarken dışarı verilen bacalardan verilen gazlardan emilen eşanjörlerle bu ısı kazanılıyor ve tekrar ortama 80-90 derece civarında bir ısı verilerek İç sıcaklık 30-35 derece arasında sağlanıyor. Bu da yaklaşık bize yaptığımız hesaplara göre aylık 6.000 lira bir tasarruf sağlıyor. Tam kapasite çalışarak aylık 26.000 ürünü sevkiyata hazır hale getirdiklerini ifade eden üretim sorumlusu Muhsin Kocatürk, nitelikli eleman sayısını da artırarak bundan sonraki aşamada modelde çeşitliliğe gideceklerini vurguluyor. Bulunduğumuz fabrika zaten kapalı alanına 4.000 metrekare. Burada yapacağımız maksimum ürün 26.000 ve şu anda biz 26.000 ürünü, hatta 27.000 ürünü yapıyoruz şu anda. Yani onda bir sıkıntımız yok şu anda. Eleman konumuzu açtık. Yani bizim sektör el emeğine dayandığı için yetişmiş kalifiye eleman bulmakta bayağı zorlanıyoruz. Fakat çok şükür işte bir sene içinde bu sıkıntıyı aştık yani. Muhsin Kocatürk, firmalarının seramik sektöründe elde ettiği başarıyı bu alandaki bütüncül hizmet anlayışına ve tecrübelerine bağlıyor. Seramikte tecrübe önemli. Birincisi, üç ayak var zaten. Çamurun iyi olacak, modelin kalıbın iyi olacak, diğeri ise fırının güzel olacak. Üç sac ayağına oturmuş bir sektördür bu. Üçü iyi olduktan sonra geri kalanlar teferruattır ve işçiliktir. Ve işi çok iyi takip etmek gerekiyor. Yani anında müdahale etmek gerekiyor. Seramik kaplama ürünlerinde dünyada çok önemli bir yere sahip olan Türkiye, seramik sağlık gereçlerinde Avrupa'da lider konumda. Firmanın üretim sorumlusu Kocatürk, sektör açısından ülkemizin coğrafi avantajlarına dair görüşlerini paylaşıyor. Avantajımız Avrupa'daki bütün fabrikaların kapanmış olması, daha çok Türkiye'ye yönelmiş. Yani şu anda seramik sektöründe dünyada bir numara diyebiliriz yani. Vitrifiye sektöründe olsun, diğer fayans sektöründe olsun. Merkez üstü şu anda yetişmiş eleman da var. Hepsi yerli eleman yani. Birçok ülkeye şu anda bilgi de satıyoruz, makine de satıyor. Türkiye seramik konusunda ürün de zaten satıyor. Şey olarak bu şekilde Çin bir ara zorlar gibi oldu. Fakat Çin'de ürünlerin kalitesizliği ve nakliyedesinde problem oluştuğu için kırılabilir ürün de orada olmadı. Ama şu anda önümüz açık görünüyor. Yani inşaat sektörü çok hızlı olduğu için şu anda bir sıkıntı görmüyorum. Yüzeyinin parlak ve gözeneksiz olması, bakteri ve mikrop barındırmaması, kir tutmaması ve kolay temizlenmesi, deterjandan etkilenmemesi,
uzun ömürlü olması, ayrıca su emmemesi dolayısıyla koku da yapmaması, vitrifiye diye adlandırılan seramik sağlık gereçlerinin en temel özellikleri oluyor. Vitrifiye, seramik sağlık gereçleri diye bir açılım var. Yani hijyen olması, yani üzerindeki sır dediğimiz malzemenin su emmeyeceği özellik, su emmemesi, camdır yani cam fazı oluşmuş durumda. Su emmeyen malzeme üzerinde pislik barındırmaz, herhangi bir şey barındırmaz. Önemli olan sırın tam pişmesidir. Yani cam fazını oluşturması lazım. Yani içlerinde gözenek dediğimiz şeyler olmayacak ki, herhangi bir gözenek olduğu zaman en ufak ppm cinsindeki tozlar girer. Yani milyonda bir büyüklüğünde toz girer, orada kalır. Onu anca asitle temizleyebilirsin. Kezzap dökersin, şey temizlersin. Anca o şekilde temizlenir. Diğer şekilde çok düzgün olursa suyu döktüğün zaman bütün yüzey temizlenmiş olur.